Uzay takımı fotoğrafı geldi. Feyyaz Hocam. Evet. Ön taraftasın. Öndeyim. İzleyicilerimize göre Zaten sağdan hiçbir ikinci. zaman ayakta olamadım. Hep En yakışıklı diyemiyorsun ki. Yani 8 gençler tane adam çökün var, hepsi derler, yakışıklı oraya. çökeriz. Bunlar tabii itfaiyeden falan da kıyafetler var, Hocam değil bir mi? kişi de çıkıp ya biz bunları niye giyiyoruz, ben giymek O istemiyorum zaman demedi mi? öyle bir lüksün yoktu Yok. ki Süleyman abi giyemem mi? diyemezdin. Ya bu yine güzel. Kılıç Kalkan ekibiyle biz surların üstünde şey yaptık ya, Ya fotoğraf abi verdik. Derbi maç öncesi. Civelek türküsü var. Hı? Yüksek... Onu şey yapma. Onu girme lütfen. Yeter artık. Şampiyonluk türküsü var orada. Abi o dönem gelen muhabirler işte Ömer abiye ya da İlhan abiye rica ettiği zaman rica ettiği müsaade zaman edemiyorduk oluyordu ya. canım. Yani spor müdürleri ne rica ederse oluyordu zaten. Nasıl isterlerse. Feyyaz abi ben raylarda koştuğumuz günler de oldu. Bu günlerin hemen sonrasında annem bana şey almıştı. Gri bir eşofman almıştı. Gerçekten buna benziyordu. Gri eşofman takımım vardı Ondan böyle. Dolayı mı? İnanılmaz. Vallahi buna benzer bir gri eşofman takımı Türkiye'de çok satıldı ve benim vardı abi. Kadife miydi? Yok. Bayağı böyle şey kumaştı yani. Naylon bir kumaştı ama buna benzerdi yani. Tanımayanlar vardı sayalım ya. Ziya abi, Ulvi Güveneroğlu, Ali Gültiken. Kadir Akbulut, soldan Gökhan Keskin, Gökhan Metin, Metin Samet Tekin, abi. Samet Aybaba, Sinan Engin, Rıza Çalınbay, Zat-ı Alim. Sağda da Fikret ikinci. Abi. Uzun saçlı. Recep Hoca'nın yanındaki mi? Recep Hoca yok. Hoca'nın yanındaki. Recep Hoca orada Bolu'da oynuyor. Recep Hoca'nın Bolu'da yanındaki. Recep Hoca belki Sakarya'da. Recep olsaydı 5 olmazdı. Ziya Hoca. Recep bir tane de kendi kalesine atardı. Feyyaz abi o gün için bu takımı yani sadece o gün için genele vurmuyorum. En yeteneklisi Fikret abi mi? O gün. En yetenekli o mu? Ya ben size bir genele şey vurmuyorum söyleyeyim. Ne olur yanlış anlamayın. O takımda en yetenekli aslında Sinan Engin'di biliyor musun? Hadi ya. Evet. Ne yazık ki kendi kariyerini iyi planlamadığı için Sinan için genç takımdan beraber çıktık biz. Sinan için A takımdan özel top gelirdi şut idmanlarında. Her iki ayağıyla topun ortasına vururdu ve top irtifa kaybederdi. Stankovic bir maçtan hatırlıyorum. Burada duracaksın, Kovačević'e 20 orta yapacaksın diyordu. Duruyordu orada, 25 orta yapıyordu. İki maç sonra alıp topla taça çıktığında alıyordu hemen dışarı. Sinan sadece hocaların dediğini yapsaydı, yani müthiş bir adamdı aslında. Doğru. Ama her sezonda ne yazık ki sakatlanıyordu. Ya bir adam sağ ayağıyla yaptığı ortayı ve attığı şutu sol ayağıyla atabilir mi? Ve bunun hiçbir çalışması yok. Yani doğal bir yeteneği vardı. Yani Allah vergisi ya. Ama ne yazık ki şey yapamadı. Yani onu kullanmadı. Kısa mesafede çok çok hızlıydı. Ya atıyordu topu. Yani böyle hımbıl kısa gözükürdü. Mesela hepimizi geçiyordu Sinan. Yani süratte falan. Metin fuleyi açınca geçebiliyordu onu ama Sinan fırladığı zaman hepimizden hızlıydı. Yani. Kısa mesafede çok hızlıydı ama iyi yaşamıyordu. Hı? Yok iyi yaşıyordu. İyi yaşıyordu. Az uyuyordu. Az uyuyordu. Az uyuyordu, evet. Az uyuyordu. Ziya Hoca nasıldı? Az uyuyordu. Feyyaz Hoca. Ziya Sen Ziya Hoca'nın oyunculuğuna yetiştin mi? Yetiştin değil mi? Ziya Trabzonspor. Ziya Bey şöyle. Ziya Bey böyle şöyle, çok fazla değil. Ben hatırlıyorum Ziya Hoca. Şöyle yani sakın yanlış anlaşılmasın. Yok, İnanılmaz yani, bir adamdı Ziya Bey. Bir gün uçan kafaları meşhur herhalde. Ziya Bey bizim liderimizdi şey olarak. Koşu idmanlarında Rıza ile hep kapışıyorlardı da bir gün o geldi aklıma ona güldüm. Yoksa Ziya bir müthiş bir oyuncuydu yani. Ya o da çok teknik. Çok faydalı oyuncuydu. Abi çok bu şeyde Fikret'i konuşuyoruz numara, ama Ziya yani 8 numara gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan evet. biridir bana göre. Yani. 6 değil teknik. Ama 8. İnanılmaz bir golcülüğü o vardı. O 85-86 sezonu Yusuf abinin Zafer abiyi direğe astığı maçta Ziya Hoca attı değil mi? Sağdan orta korner geldi uçarak kafayı Ziya abi attı mı 1-1 bitti. Doğrudur. Yani Ziya sana. Abinin golleri çok galiba sordum. Çok uçan emin olmayarak diye söylüyorum ama 85-86 sezonu İnönü'ndeki maç bir tane Yusuf abi attı Yusuf Altaş Çatal'a bir de Ziya abi attı galiba. Çok güzel müthiştir yani. İyi diyorlar şey, kafa şeyine Metin, timing. Metin Hoca şey diyor ya her kornerde. Tabii çekilin. Bırak çekilin. Bırak Metin bırak. Abi Metin Hoca şey sonunda. Biz de vurabiliriz yani. Benim en azından Metin, belki biz de vurabiliriz yani. Evet, teşekkür ederiz. Çok güzel nostalji yaptık. Hocam Feyyaz abi bitiremiyor. Fotoğraf bunlar. Kimin fikriydi? Uzay takımı, hadi giyinin. Bu alüminyum folyo galiba. Sarmışlar ya da eşofman. Fotoğraf itfaiyeden aldılar. Sene kaç bu? Gazeteler, yani büyük gazetelerden birisinin 80. O zamanki. Zaten kardan geldik ya bu muhabbete. Benim hatırladığım Milliyet. Milliyet, ben de Milliyet diye hatırlıyorum. Milliyet, Milliyet'teki Beşiktaş muhabiri kimdi o dönem? Bilal ya, abi, Bilal soruya Neşe. Soruya bak ya, soruya Yok, bak Bilal ya. Abi daha nostalji. Geçmemişti. Soruya bak ya. Türk haberlerdeydi o zaman Bilal abi.
Ve ardından uzay takımı fotoğrafı, bu fotoğraf çekildi. Dinamo Kiev'le oynayacaksınız diye. Ne oldu maç hocam? 5 oldu. Yok sonra maç İzmir'de oynandı ya. İzmir'de oynandı. İzmir'de oynandı. İzmir'deki 2-0 bitti abi. Yok. İzmir'deki 5-0 bitti. Oradakini iyi oynadık. 2-0 bitti. İkisinde Dinamo Kiev aldı ama tabii Dinamo Kiev'den bakın eskiden böyle tarihi kadro. 2000'li yılların futbolunu oynuyor, makine düzeni falan diyorlar. İşte o zaman Rusya dağılmamıştı Mustafa. Sovyetler bile. Yani bütün problem aslında oydu. Yani. Dağılmış olsalar da beşlemezdik yani. Peki, Cenk Tosun'un performansı golle döndü sevgili Mehmet. Yavaş yavaş Sergen Hoca da 11'i adapte ediyor. Cenk için de herhalde ihtiyacı olan gol atmaktı Everton'dan beri. Tabii Cenk için oynamak çok önemli. Hem Avrupa Şampiyonası için de çok önemli. Burayı tercih etme sebeplerinden bir tanesi bence odur. Ama golcülüğü zaten 10 dakikada girip de iki tane çok klas, temiz gol vuruşu zaten Cenk'e yakışır şekilde. Ama Beşiktaş'ta hücum anlamında öyle oyuncular var ki hep konuştuk 12-12-24. Larin var, Abubakar var. Şimdi iki tane oyuncum var. Burada şimdi Abubakar bugün yorgun gibi görünüyor Abubakar ama oradan ve ondan vazgeçeceğini, kolay kolay vazgeçeceğini ben düşünmüyorum. Ama Cenk'i bir şekilde belki Larin'in yerine, belki daha farklı bir şeyde oynatacaktır. Ama Cenk tabii ki bu rekabeti çok fazlasıyla arttıracaktır. Beşiktaş takımında çok büyük katkı sağlayacak. Biz geçen sene Trabzonspor'u konuşuyorduk. Hücum anlamında en iyi takım, en iyi oyunculara sahip diye. Bu sene Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Çünkü öyle etkili adamları var ki her an skoru değiştirebilecek. Hücum hattı böyle iyi ayaklarınız varsa arka tarafta oynayan oyuncular da çok fazlasıyla rahat ediyor. Çünkü biliyor ki topu o tarafa aktardığımız zaman kesinlikle top orada kalacak. Bir şekilde katkı yapacak, skor katkısı yapacak. Yani Cenk'in gelmesi Beşiktaş takımı için bence rekabet anlamında çok çok güzel şeyler getirecek. Cenk'in zaten golcülüğünü konuşmaya gerek yok. Ama oyun anlamında biraz daha bence 11'de oynayıp artık o maç ritmini yakalaması lazım. Çünkü evet, antrenmanda bunu yakalayamaz. Konya maçında endişelenmiştim. Bu maçta da girdi, endişem devam etti. Etti nereye kadar biliyor musun? Araya kim attı? Josef Matiba attı ya. Josef Matiba mı? Top attı, Cenk golü kaçırdı. O aradaki ikiniz de santrforsunuz. Evet. İvimelenmesi, hah dedim tamam. Olan bir de ama şey yani var. Aynı dediğine katılıyorum. Rozier'in birine bir pas attı. Tam koşu yaptıktan sonra bir pas attı. Ya Cenk'in o şeyleri de var. Sadece gole bakmamak lazım. Cenk oynatan da bir oyuncu. Yani iyi Cenk'i herkes ister ama biraz daha ritmi yakalaması lazım. Aynı tabii zamanda. Tabii takımı oynatan da yani bir oyuncu, akıllı bir oyuncu. Endişem vardı. O pozisyonda top da yavaş gitti. Alır mı almaz mı? Aldı, döndü, vurdu. Tamam dedim. Kaleci kurtardı. Ondan sonra tamam yani. O bulmuş kendini. Yani Cenk sakatlanmamış olsaydı zaten bence buralara gelmezdi. Gelmez kesinlikle. Yani kesinlikle Premier Lig'de bahsediyorsun. 25 milyon euro bandında Türkiye'den giden oyuncu yok. Bu oyuncuyu tartışacak bir tarafımız yok bizim zaten. Beşiktaş'a %1 milyon katkı yapacak. 10 dakikada oyuna girip de 2 tane gol atıyorsa bence haftanın oyuncusu olmayı hak ediyor. Abi Beşiktaş'a da milli takıma da lazım yani. Lazım. Yani bu santrafor milli takımımız yok ki için bizde de çok tabii, değerli bir aynen transfer bana göre. Büyük ihtimalle yani diğer alternatiflere bakarsak Cenk bir adım önde olur. Tabii yani Avrupa Şampiyonası. Feyyaz Hocam oynaması lazım. Ya maç temposuna da kavuşması lazım. Burak ve o var milli yani takım için. Yani şeyde adada kalsaydı tabii çok büyük sıkıntı olurdu yani. Burak'ın da tabii performansı önemli olacak evet, ama evet. Cenk biraz önde olur. Eğer tabii oynarsa devamlı. Ama tabii Burak'ın da Lig A'dan gelecek yani Fransa. Tabii. Yani yaş olarak bakıldığı zaman hocam sonuçta Cenk'in bir avantajı var. Hani Cenk biraz daha uzun vadeli düşünüyor milli takım için. Burak'ın tabii ki biraz daha yaşla alakalı sıkıntısı var. Milli takım anlamında. Yani son organizasyonu olacak. İşte ona da bakmak lazım. Cenk ama Allah sakatlık vermese 85, devam edecek. 85-91. Burak 85'ti. Cenk 91. Tabii. Arada tabii, bir 6 yaşlık yaş, fark var. Neredeyse bir jenerasyon evet, değil mi? Tabii. Evet. Peki. Yani şey açısından mesela Cenk'in kanat forvet oynama özelliği de var. Bence yani, öyle oynayacak zaten. Tabii çapraz da girebiliyor. O yüzden Larin'le eşleştirdin sen onu. Ben Abubakar'dan bu sistemde ne kadar kötü olursa olsun ama üstse bile vazgeçeceğini düşünmüyorum. Mesela mesela Şenol Hoca da oynatıyordu onu. Sol forvet. Çok da gol attı orada oynadığı maçlarda. Sol oynatıyordu ama Sergen Hoca'nın sisteminde mesela Larin'i bekin önüne sürekli koşturuyor Serdar Hoca. Sergen Hoca. Serdar dedim. Yani kanat oynadığın zaman Beşiktaş'ta bekin önündeki adamla olman lazım. Yani o tempoyu da kazanması lazım. İşte onu hoca çözecek. Yani kanat oynadığında geliyor geri. Yani bekini yani takip lazım ediyor. Bir de şimdi Gezal'ın bu aldı atları var ya böyle. Evet, eşafe evet, toplar. Evet. Mesela hep Abubakar'a atıyor. Solda
Cenk de oynarsa ona da böyle bir atar o pasları. Ki Cenk de çok yapar. Çok enteresan bunları. İşler olur.